Değerli konuklarımız, saygıdeğer hanımefendi, Sayın Emine Erdoğan salonumuza teşrif etmişlerdir. Alkışlarınız.
Türkiye'de Sayın Federasyon Başkanı, kıymetli dostlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizlere Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı'nın uçak dolusu selam ve sevgilerini iletmek üzere huzurlarınızda bulunmama vesile olan böyle güzel bir organizasyonda bizleri bir araya getiren Dünya Balkan Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu'na ayrıca teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Çok heyecanlıyım hanımefendi. Görünce onlarla hafıza sığınırım hanımefendi. Ortak bir tarihi ve kaderi paylaştığımız, ortak bir coğrafyada yaşam sürdürdüğümüz dost ve kardeş Balkan ülkelerimizin değerli kadınlarıyla yüzüde şehrimiz İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin teşrifleriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Selam olsun sizlere, Balkan kadınlarına. Hepinize selam olsun. Balkanlar deyince Tuna geliyor hepimizin aklına. Plevne geliyor, Silistre geliyor, Dobruca, Deli Orman, Üsküp ve Selanik geliyor. 5-6 asır bu toprakları hoşgörüyle yönetmiş bir imparatorluktan ve onun ardında bıraktığı izlerden bahsederken inanın insan bazen duygularına hakim olamıyor. Lakin nihayetinde Can İmparatorluğu bir asır evvel meydana gelen savaşlar neticesinde Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı olan bu topraklardan çekilmek zorunda kalıyor. Yeni doğan Türkiye Cumhuriyeti o günün şartlarında dışta kalan kardeşlerini koruyabilecek, onlara bakabilecek bir güce sahip değildi. Yakın bir tarihe kadar da hükümetler Balkanlara komşu ülke gözüyle bakmaktaydılar. İlişkiler de hep bu mihvarda değerlendirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Allah uzun ömürler versin. Onun gözünden Balkanlara asla sadece komşu gözüyle bakılmadığını defalarca şahsından dinleme fırsatımız oldu. Sadece Batı Trakya için örnek vermem gerekirse Batı Trakya'ya ondan evvel başbakan olarak gelen en son isim Celal Bayar'dı. Neredeyse 60 yıl şu anda aramızda bulunan ve toplantımıza şeref veren sevgili eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendi ile birlikte Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ziyareti Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Batı Trakya'ya gerçekleştiren ilk ziyaretiydi Cumhurbaşkanı olarak. Bizler evladı Fatiha'nız. Bir şekilde bizi bu coğrafyadan atmak istediler. Ellerinden geleni yaptılar. Çünkü bizi sahipsiz bellediler. Lakin son yıllarda bu durum fazlasıyla değişti. Artık iç sorunlarıyla boğuşan zayıf bir Türkiye yok. Artık güçlü bir Türkiye var. Cesur ve tüm dünya mazlumlarının yanında duran bir lideri var. Anavatanımız bugün başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere soydaşlarına, ecdat yadigarına güçlü bir şekilde sahip çıkmaktadır. En basit şekilde örneği vermek gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgede yaptığı geniş çaplı ziyaretler ve resmi temaslar hala bu coğrafyada yaşamaya devam eden soydaşlarımızla büyük sevinçle karşılanmaktadır. Devletimizce asla yalnız olmadıkları mesajı çok güçlü bir şekilde verilmektedir. Rahmetli eşim Doktor Sadık Ahmet, diline, dinine, milletine gönülden bağlı kişiler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ayakta tutacak ve ileriye götürecek olanlardır derdi. Onlar devleti ne kadar ileriye götürüp ne kadar güçlü olurlar ise Batı Trakya ve Balkan Türkleri o kadar güçlü olurlar derdi. Eğer bugün yaşasaydı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenleri
tam da bu kimseler olduğunu o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken makamını ziyareti sırasında kendisine Mücahit kardeşim Sadık diye sarılan o mert adamın tam da bahsettiği adam olduğunu gözleriyle görebilir ve kadim dostluğuyla gurur duyabilirdi. Kıymetli hanımefendi ve değerli konuklar, biz Batı Trakya Müslüman Türk asıllı olarak her daim yanınızdayız. Sizler de gurur duyuyor ve dualarınızı hiç eksik etmiyoruz. Rabbim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Ona güç kuvvet versin. İnşallah yine zaferler ve sonuçlanacak olan seçimlerden sonra daha da güçlü bir Türkiye ile hep birlikte mücadele etmek üzere şimdilik huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Allah'a emanet ediyor, saygılarınızı sunuyor, karşınızda şükran ve minnetle eğiliyorum. Bu güzel konuşmaları için Sayın Işık Ahmet Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, Dünya Balkan Derneği Genel Başkanı Sayın Recep Baro Beyefendi'ye açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Hanımefendi, saygıdeğer vekilim, Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu kadın kolları olarak düzenlemiş olduğumuz Rumeli Balkan Kadınları buluşma programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerime başlarken sizlere komutanlığı döneminde Haçlı ordularının Balkanlardaki Osmanlı topraklarına saldırmaya cesaret edemedikleri Süleyman Paşa'nın Arnavutluğundan. Ölmeye hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayanlara karşı galip gelirler diyen Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in Bosna'sından. Bayrağımı burçlardan indirtmem. Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam'ı bırakmam diye haykıran, Ravza-i Mutahharra'yı destanlaşan bir mücadeleyle savunan Fahrettin Paşa'nın Bulgaristan'ından. Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır diyen İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in Kosova'sından. Yazılarıyla milli mücadeleye destek vermiş Üsküplü şair Yahya Kemal'in Makedonya'sından. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o güzel sözleriyle İstanbul'un fethine mazhar olmuş Fethi Mübin'in hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han'ın Edirne, Trakya'sından. Ve bağımsızlık uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır diyerek bütün mazlum dünyaya bağımsızlık ateşi yakan Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in Selanik, Batı Trakya'sından sizlere gönül dolusu selamlar getirdik. Bu vesileyle de şanlı çetkimizi anarken başta kutsal toprakları sonuna kadar savunan Fahrettin Paşa olmak üzere Bedir'de, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kudüs'ün Amare'de dini İslam'ın bayraktarlığını yapmış
ahirete intikal etmiş olan ecdadımızı ve geçmişten bugüne kadarki tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Kıymetli hanımefendim, değerli misafirler, Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu kadın kolları çalışmalarımızı güçlü kadın, güçlü sivil toplum kuruluşu, güçlü Türkiye anlayışıyla başlattık. Bu çalışmalarımızda özellikle kadınlar için çözüm üreten değil, toplumsal hayatın her alanında kadınlarla birlikte çözüm üreten bir kadın kolları bilincini oluşturduk. Kıymetli hanımefendim, başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere, sizlerde gördüğümüz büyük bir fedakarlıkla yapılan takdire şayan çalışmalarınızı kendimize örnek aldık. Özellikle Haydi Kızlar Okula ve Ana Kız Okuldayız projeleriyle eğitim adına yapmış olduğunuz çalışmalar ile Sıfır Atık, Bereket Ormanları ve Geleceğini Koruyorum projeleriyle çevremiz, çocuklarımız, hülasa bırakacağımız miras adına yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı sizlere müteşekkiriz. Bunun yanında yaklaşık çeyrek asırdır Rumeli Balkan Sivil Toplum Kuruluşlarında çeşitli alanlarda çalışmış, görev almış, bu coğrafyayı sürekli ziyaret eden ve dolayısıyla iyi bilen bir kardeşiniz olarak geçmişte onca iktidar ve hükümetler gördüğümüzü, bu iktidarlar ve hükümetler tarafından maalesef Balkanlara sadece komşu ülke nazarıyla bakıldığına da şahit olduğumuzu söylemeden geçemeyeceğim. Bunun yanında gerek geçmişte gerekse de iktidarı döneminde devletin neredeyse tüm imkanlarını seferber ederek kamu diplomasi kuruluşları ile bu coğrafyada özellikle Sırbistan'dan Kosova'ya, Makedonya'dan Bulgaristan'a, Bosna Hersek'ten Slovenya'ya ve Hırvatistan'a kadar tüm Balkan coğrafyasında yapmış olduğu hizmetlerle ve bu yapmış olduğu hizmetleri bizzat yakinen şahit olduğumuz binlerce proje, restorasyon ve yardımların yapılmasına vesile olan gerek Balkanlardaki soydaş ve akrabalarımızın, gerekse de ülkemizde yaşayan milyonlarca hemşerimizin gönlünde taht kuran, mazlumların, mağdurların, İslam aleminin umut kapısı, güven kaynağı bir ülkeyi gecesini gündüzüne katarak inşa etmenin gayreti içerisinde olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yürekten teşekkürü ayrıca bildiriyorum. Bu vesileyle sözlerime son verirken, Rumeli Balkan Kadınları programımıza onca yoğun programlarına rağmen katılarak bizleri ziyadesiyle şereflendiren, başta siz değerli sayın hanımefendi olmak üzere ve siz birbirinden değerli kıymetli misafirlerimize en içten duygularımla ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Efendim, özellikle iki cümleyle vurgulayacağım. Rumeli Balkan Trakya Camiası yakinen çok değerli Bilal Erdoğan Kayın evladınızı genel kurulumuzda bizleri şereflendirdi. Sizlerden Allah razı olsun. Siz kadın kolları programımızı şereflendirdiniz. Ama camiamız, reisimizi, Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi en kısa zamanda bir araya getirmekten şeref duyacaklar. Sizlerden bunu sözünü istiyorum. Allah razı olsun. Sizlerden şeref, sağ olun, eksik olmasın. Sayın Recep Barola, bu coşkulu konuşmasına dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, şimdi konuşmalarını yapmak üzere kendileri daima kadın buluşmalarını her zaman destekleyen, yanımızda olduğunu hissettiğimiz, programımızı katılımlarıyla onurlandıran saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiyi kıymetli konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla teşekkür ediyoruz.
kardeşlerim. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada Balkanların ve Rumeli'nin kadınlarıyla kız kardeşlerimizle buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu'na bu anlamlı organizasyonu nedeniyle teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Biz uzaklık zannedilen farklılıkları sevgi ve hoşgörüyle yakınlaştıran bir toplumuz. Bizim birlikte yaşama maharetimiz dünyada emsalsizdir. Biz geniş bir coğrafyaya yayılmış, aynı ruhtan, aynı candan kardeşleriz. Etle tırnak gibi ayrılmaz bir bütünüz. Sizler farklı göç yollarını aşarak gelmiş olsanız da ne göçmen ne misafirsiniz. Çünkü sizler evinizdesiniz. Türkiye altında buluştuğumuz, gölgesinde ferahladığımız ulu bir çınardır. Bu topraklar hepimizin dünü ve bugün olduğu kadar ortak geleceğidir de. Eminim özlemleriniz vardır. Üsküp'e, Ohri'ye, Selanik'e. Fakat biz de hasretiz Rumeli'ye. Yahya Kemal demiyor mu? Bir Türk'ün gönlünde dağ varsa Balkan'dır. Nehir varsa Tuna'dır diye. Balkanlar burnumuzda tütse de biz Anadolu'nun bin yıllık bekçisiyiz. Rumeli'nin hasretini şiirlerimizde yaşarız. Diyor ya şair, Balkanlarda büyük öksüz kubbeler, minareler, şadırvanlar, keyvan, kervansaraylar bizi söyler, anlatır Mimar Sinan'dan beri. Üsküp'te, Estergon'da bir atar damar gibi davullar, zurnalar ve serhat türküleri. Yüzyıllardan beridir Altaylardan Tuna'ya bizim türkülerimizdir söylenen. Konuşan dil bizim dilimizdir. Renk renk, nakış nakış uzayan toprak değildir, kilimlerimizdir. Ortak tarih geçmiş bizi çevremizdeki geniş coğrafyayla sımsıkı bağlar. Bu nedenle Kafkasya, Balkanlar, Rumeli gönül coğrafyamızdır. Bugün Türkiye'de farklı dinler ve etnik kökenler huzur içerisinde yaşayabiliyorsa bunun sırrını geçmişin bu tecrübesinde aramalıyız. Türkiye bu anlamda bir birliktelik yurdu iken maalesef dünyada faşist yaklaşımlar hızla artıyor. En son Yeni Zelanda'da bunun çok kötü örneğini gördük. Ne yazık ki çirkin bir ırkçılığın yükseldiği dönemlere şahitlik ediyoruz. Nefret kültürü birçok toplumun huzuruna kastediyor. İnsanlığın gelecek umudunu esir alıyor. İşte tam da bu nedenle farklı coğrafyalarda yaşayan soydaşlarımız Müslüman kardeşlerimiz için biz güçlü olmalıyız. İstikrarlı bir ülke olmalıyız. Çünkü bildiğiniz gibi zulümler karşısında tüm dünyada sesi en gür çıkan ülke Türkiye'dir. Türkiye bugün artık herkes için umut demektir. Ülkemiz mazlumların ırkçılığa, ayrımcılığa maruz kalanların tutunacak tek dalı konumundadır.
Türkiye dünyada insani muameleye hasret kalmış herkesin kalbinde bir ana vatandır. Türkiye'nin bekasının sadece ülke sınırlarıyla ilgili bir mesele olmadığını çok iyi anlamamız gerekiyor. Türkiye'nin bekası ülke sınırlarını aşan dünyanın tüm coğrafyalarındaki mazlumları ilgilendiren bir meseledir. Bugün yurt dışında yaşayan birçok soydaşımızın bulunduğu toplumdaki statüsü Türkiye'nin duruşuyla, istikrarıyla doğru orantılıdır. Demokrasi ve vicdanın bazen maalesef ki tek taraflı işlediği Batı ülkelerinde yaşayan soydaşlarımızın tehditlerden uzak olması hepimizin sorumluluğudur. Birbirimize her zamankinden daha sıkı kenetlenmeli ve tuğlası dayanışma, çimentosu sevgi olan bir güvenlik kozası örmeliyiz. Bütün mazlumlara umut olmalıyız. Bizler safları sıklaştırdıkça Türkiye'nin bugün sığınılacak tek iyi niyet limanı olduğunu aklımızda tuttukça eminim ki önümüzde aşamayacağımız engel olamaz. Bizim büyümemiz, gücümüze güç katmamız Balkan ve Rumeli coğrafyasında olduğu kadar dünyanın her yerindeki soydaşlarımızın güçlenmesidir. Yayılan bu nefrete karşı kültürümüzün yeni nesillere aktarımıyla panzehir üretecek olan da bizleriz. Şunu çok iyi biliyoruz ki bizim topraklarımızda nefret asla kök tutmaz. Bizler herkesin kendi hayat tarzıyla baş başa bırakıldığı vicdan hürriyetinin eksiksiz olarak herkese teslim edildiği bir imparatorluğun bakiyesiyiz. An itibariyle dünyanın birlikte yaşam reçetesiyle gelecek şifaya ihtiyacı var. Bu şifanın ben ancak bu topraklardan, kökleri bizim yüzyıllar öncesine dayanan medeniyetimizden çıkacağına inanıyorum. Değerli kardeşlerim, biz bugün Türkiye olarak bulunduğumuz noktayı biraz da Balkan ve Rumeli coğrafyasından gelerek emeklerini bu ülke için harcamış kardeşlerimize borçluyuz. Dostluğu ilmek ilmek dokumuş sizlere borçluyuz. Kadınlarımızın bu sevgi harcının oluşturulmasında büyük bir rolü olduğuna inanıyorum. Çünkü kadınlar toplumsal değişim ve dönüşümün lokomotifidirler. Sizler türlü asimilasyona göğüs germiş, kimliğiniz için büyük mücadeleler vermiş ve buraya gelerek çokça fedakarlığa katlanmış ama kendinizden asla ödün vermemiş kadınlarsınız. Hepinizi kutluyorum. Kadınlar, kültürün taşıyıcısı, medeniyeti ayakta tutan sütunlardır. Değerlerin ihya edilmesi ve kendi köklerini hatırlaması için sizlerin önemi tartışılmaz. Zengin kültürel geleneklerin yeni nesillere aktarılmasında kadınların özel bir becerisi vardır. Lütfen sizler de çocuklarınıza bir anne yemeğini, bir el işini, bir zanaatı en iyi şekilde öğretin. Öğretin ki kimliğin en iyi harcı olan kültür sizi ve çocuklarınızı diri tutsun. Kültür, gelenek, değer yoksa etten kemikten insanız. Bizi biz yapan şeyler manevi değerler, peşinden gittiğimiz geleneklerdir.
ve bu güzel ülke farklı geleneklerin, farklı kültürlerin iç içe geçtiği yerdir. Tıpkı bir ebru gibi renkler karışmış, birbirinden ayrılmaz hale gelmiştir. Hepimizin ortak çabasıyla bu güzel birlikteliği koruyacak, birimiz eksik olmadan, geride kalmadan geleceğe doğru birlikte yol alacağız. Bu duygularla sizler de bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti tekrar ifade etmek istiyorum. Bu buluşmaların tekrarını diliyorum. Sizleri bir kere de Ankara'ya, milletin evine bekliyorum. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. İstanbul Manastırlar Derneği'ni temsilen Sayın Hilmiye Varol.